Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerini düzenleyen yönetmeliği değişti. Yeni yönetmelikle öğrencilerin okul ve sınıflarda tek tip kıyafet zorunluluğu sona ererken imam hatiplerde türban serbesti getirildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan okullarda kıyafet serbestliğini sağlayan değişikliğe ilişkin "Bırakalım herkes nasıl arzu ediyorsa, gücü neye yetiyorsa onu alsın, onu evladına giydirsin ve bu şekilde bu tür adımlar atılsın. Bunların hepsi bir talebin neticesinde atılan adımlar" dedi. Erdoğan, kıyafet serbestliği uygulamasının 2013-2014 eğitim öğretim yılında uygulanacağını sözlerine ekledi. Konuyla ilgili bir diğer açıklama ise Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'den geldi. Dinçer, yeniliklerin yalnızca kıyafetle sınırlı olmadığı mesajını verdi. Otoriter yapıdan demokrasiye doğru ilerleyen süreç içerisinde biz de eğitim sisteminde bir demokratikleşme yapmaya çalışıyoruz. İkincisi, yine tüm dünyada aslında eğitim sistemi giderek daha esnek hale geliyor. Daha önceden var olan arz odaklı eğitim anlayışından daha çok talep odaklı bir eğitim anlayışına doğru bir gelişme, bir evrimleşme söz konusu. Demokratikleşiyorken tek tip elbiseyi, otoriter bir anlayışı sembolize eden tek tip elbiseyi uygulamaya devam ettiğiniz zaman bu birbiriyle çok uyumlu görünmüyordu. Bundan böyle öğrencilerin saç uzatabileceğini belirten Dinçer, çocukların saçları uzun diye okul idaresi tarafından kesilmemesini sağlayacak türden tedbirler de var. Şayet okul yöneticilerimiz şimdiden onu uygulamaya koyarsa mutlu olurum şeklinde konuştu. Yani çocuklarımız mesela, özellikle lise çağındaki çocuklarımız sakal ve bıyık bırakamayacaklar. Kızlarımız makyaj yapamayacak. Zaten bunlar önceki yönetmeliklerde de vardı. Çocuklarımız saçlarını uzatabilecekler ama temiz ve bakımlı olmak şartıyla. Başlangıçta yadırganabilir ama zaman içinde alışacağımızı düşünüyorum. Dinçer, yönetmeliğin türbana serbestlik şeklinde algılanmasının doğru olmadığını da vurguladı. Doğrusu biz sadece şimdilik Kur'an-ı Kerim derslerinde çocukların örtebileceğine dair bir düzenleme yaptık. İleride tabii neler olur, o konuda bir şey söylemem zor. Öte yandan İmam Hatip okullarında kız öğrencilerin başlarını örtebileceklerini kaydeden Dinçer, diğer okullarımızdaysa Kur'an-ı Kerim seçen çocuklarımız, yani Kur'an-ı Kerim'in kendi usul ve adabına uygun bir şekilde başlarını örtebilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz ne yaptığımızın farkındayız. Yani bu hükümet yönetmeliği olduğuna göre aslında eğer öyle bir niyeti olsaydı bütünüyle bu yönetmelikte onu serbest hale getirirdik. Yaptığımız uygulama aslında eğitimin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan bir uygulamadır açıklamasında bulundu.